Bugün YouTube kanalımızda 7'den 70'e herkesin merak ettiği sorunun cevabına cevap arayacağız, yorumlarda bulunacağız. Hem de kanatlı hayvanlar nasıl çiftleşir, nasıl üreyip çoğalır onu anlatacağız. Öncelikle bu yumurtalarımız marketten aldığımız horoz görmemiş tavuk yumurtasıdır. Yani fabrikasyon usulü yumurtadır. Öncelikle horoz ötüşü pardon cüci mi yumurtadan çıkar yumurta mı cüciden çıkan sorusuna yanıt bulmak istersek elbette civciv yumurtadan çıkar. Sonra civciv büyüyüp tavuk olduktan sonra yumurta tavuktan çıkar. Ancak bu yumurtalardan civciv çıkmaz. Bahsettiğimiz gibi horoz görmemiş yumurtalardan olduğu için civciv çıkmaz. Bilim adamları bazı internet sayfalarında yaptıkları yorumlarda da tavukların genlerinin insanoğluna göre farklı olduğunu belirtse de yani horoz görmeyen tavuğun yumurtasından da civciv çıkabileceğini anımsatsa da bunu A'dan Z'ye, Z'den A'ya gibi karakterler kullanarak yorumlansa da ancak bu 40 milyonda bir rastlantı mucize eseri gibi bir şey yorumlanıyor. Yani horoz görmemiş tavuğun yumurtasından civciv çıkmaz. Kanatlı hayvanlarda çiftleşme nasıl olur? Birçok yöresel köylerde, Anadolu'da köylerde, dünyanın her tarafında horozla tavuğun, kanatlı hayvanların birbirleriyle çiftleşmesini şöyle yorumlamaktadır, sanmaktadır. Erkek kanatlı kuş, horoz, dişi kanatlı tavuk veyahut da kuşun o çiftleşme esnasında dişi kuşun üzerine erkek kuş çıktığında erkek kanatlı hayvanın bir çeşit gaz çıkarma toplum arasında yerel halk arasında çok özür dileyerek osurma tekniğiyle gaz çıkararak çiftleştiğini zannetmektedir. Halbuki işin gerçeği böyle değildir. Bilim adamları yaptığı araştırmalarda hayvanların gerçekleştirdiği, kanatlı hayvanların gerçekleştirdiği çiftleşmeyi şöyle yorumlamaktadır. Kanatlı hayvanlar çiftleşme esnasında bunlar işte kuşlar, serçeler, tavuklar, horozlar. Dişi tavuk çiftleşme moduna girip yere yasıldığında erkek horoz üzerine çıktığında hem dişi kuşun hem de erkek kanatlı hayvanın koalak diye bulunan bir organı vardır. Bu arada kanatlı hayvanların hemen hemen hiçbirinde penis yoktur. Cinsel organı yoktur. Ancak %30'da birinde bir çıkıntı varsayılmaktadır. Konumuza geri dönecek olursak, çiftleşme esnasında pozisyon alan dişi kuşun üzerine çıkan erkek kanatlı hayvan, hem dişide bulunan hem de erkek kanatlı hayvanda bulunan koalak adı verilen bir hayvanın içinde bulunan organ. Bu organ aynı zamanda sindirim sistemini çalıştırılmasını, boşaltma sindirim sistemini çalıştırılması, bu eritme, boşaltma işleminde koordine ederek aynı zamanda cinsel birliktelik organizasyonunu da gerçekleştiren bu koalak organı dişi kanatlı hayvan yere yasılıp cinsel çiftleşme pozisyonu aldığında üzerine çıkan erkek kanatlı hayvan hem dişi kanatlı hayvan ıkınarak o koalak organını çok az bir sivrelti niteliğinden anüsünden çıkararak yukarıda da aynı ıkınma tekniğiyle anüsünden çıkaran erkek kanatlı hayvanlar birbirlerine koalak organlarını sıkıca birbirine birleştirerek
Erkek kanatlı hayvanın cinsel organından, koalak organından akan meniler, sıvılar, spermler, dişi kanatlı hayvanın koalak organına bulaşarak dişi kanatlı hayvanın koalak organını bu spermleri bir vantuz gibi çekerek içine hapsettirerek böylelikle dişi kanatlı hayvanların gövde bölgesindeki bulunan yumurtalık haznesine erkek kanatlı hayvanların spermleri bulaşarak kanatlı hayvanlarda böyle bir çiftleşme metodu vardır. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalar neticesinde. Halbuki sanıldığı gibi dişi kanatlı hayvan çiftleşme pozisyonu alarak yere yasıldığında erkek kanatlı kuş hayvan dişi kuşun kanatlı tavuğun üzerine çıkarak bir çeşit gaz çıkarma yoluyla afınıza sığınarak osurma tekniğiyle çiftleştiğini zannederler. Halbuki işin gerçeği bu değildir. Bu sadece bir hurafi inanıştır. İşte hem dişi kanatlı hayvanda hem de erkek kanatlı hayvanında bulunan koalak organı çiftleşme esnasında birbirine sürtünme yoluyla birbirlerinin spermlerini, menilerini birbirlerine aktararak ancak bu gördüğünüz yumurtanın özünde bulunan spermlerdeki o dişi kuşun gövde yapısındaki yumurtlama mekanizmasındaki yumurtaları dölleyerek kanatlı hayvanlarda çiftleşme metodu bu şekildedir. YouTube'da diğer videolarımızda bir tavukla bir horozun nasıl çiftleştiğini çiftleşme anında videoya almıştık. Dilerseniz oradan videomuzu da izleyerek detayları öğrenebilirsiniz. Hoşça kalın.